İçmel saatlerinin temizliği ve sistem değişikliği başlığımızın altında şunları inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere biz HBL sistemlerinde ters faz ve normal faz olarak ikiye ayırıyorduk. İlk web seminerimizde bunu detaylı olarak inceledik. Normal faz kromatografisinde daha çok hexan, heptan gibi çözücüler, yani suyla karışmayan, polar çözücülerle karışmayan solventler kullanılıyor. Ters faz sistemlerinde ise su, metanol ya da tampon gibi suda iyi çözülen, suyla iyi karışan, polar çözücülerle iyi karışan solventlerin ağırlıklı olduğu olarak kullanıldığı sistemler olarak tanımlamıştık en kısa tabiriyle. Biz bu sistemler arasında zaman zaman geçiş yapmak zorunda kalabiliyoruz. Normal faz çalışmamız gereken analizlerde sistemimizi normal faz şartlarına, ters faz çalışmamız gereken analizlerde ters faz şartlarına geçirmemiz gerekebiliyor. Burada nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Öncelikle onu inceleyeceğiz. Eğer biz su ve hexanlı bir sistem arasında geçiş yapacaksak bunu daima iki propanol arasında üzerinden yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada baktığınız zaman su ve hexan arasında bir geçiş yapamıyoruz. Daima geçişimizi su, iki propanol, hexan ya da tam tersi hexan, iki propanol, su. Burada hexan örnek olarak verilmiş, heptan vesaire buna benzer suyla karışmayan farklı bir solvent de olabilir. Yine tampon çözeltisiyle su ve organik fazlı bir geçiş yapacaksak yine tampon çözeltisinden organik solvent içerikli bir çözeltiye geçemiyoruz direkt. Burada neler yaşanabilir? Sistemsel çökmeler olabilir. Bilindiği üzere organik solventlerle tampon içerisindeki tuzlar çok iyi geçinemez. Bunlar birbiriyle karşılaştıklarında belirli bir oranın üzerinde çökerler. Bu çökme ise sisteme, kolona, dedektörlere, tübinglere ve filtrelere zarar verir. Biz böyle bir problemle karşılaşmamak için hiçbir zaman tampon çözeltiyle su ve organik solvent arasında geçişi direkt yapmıyoruz. Yine ne yapıyoruz? Tampon çözeltiden suya, sudan organik solvente geçişi sağlıyoruz. Peki bunları yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle solvent rezervuar alanımızda bir önceki analizden hiçbir hareketli faz kalmamalı. Biz HBL sisteminde yeni bir analize başlıyorsak öncelikle bir önceki analizden kalan tüm solventleri uygun şekilde ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Etiketli ya da etiketsiz, son kullanma tarihi uygun olan ya da olmayan tüm solüsyonlar hareketli fazlarımız solvent rezervuar alanından uzaklaştırılmalı. Tüm hatları uygun bir yıkama solüsyonunu alıyoruz arkadaşlar öncelikle. Genellikle bunu nasıl yapıyoruz? Tüm hatları çıkartıp 1 litrelik mobil faz şişelerin içerisinde uygun bir solüsyon olan mobil faz şişesinin içerisine daldırıyoruz. Genellikle bu şekilde yapılıyor. Birden çok yıkama solüsyonu kullanılacaksa hatları önce su ile temizlemeli ve sonrasında yıkama solüsyonlarına daldırmalıyız. Genellikle zaten bu hareketli fazlar sistemden bir önceki analizin hareketli fazları uzaklaştırılırken biz tüm hatlarımızı öncelikle bir su sistemine alırız. Su ile bir prime yapmamız gerekir. Sistemi bir temizlememiz gerekir. Öncelikle tüm hatları tek bir hareketli faz şişesi içerisinde topluyoruz. Az önce bahsettiğim bu çözücülerin karışabilirliği tablosu önemli. Bir önceki web seminerimizde de bundan bahsettim. İlk web seminerimizde de bundan bahsettim. Bu oldukça önemli. Az önceki geçişleri bu tablodan da izleyebilirsiniz. Siz HBL sisteminizde iki tane farklı solüsyon arasında eğer bir geçiş yapacaksanız bu solventlerin karışabilirliği tablosunu dikkatlice incelemeniz ve buna göre sistemler arası geçişi sağlamanız gerekiyor. Birbiriyle karışmayan iki solventin biz HBL sisteminde karşılaşmasını hiçbir zaman istemeyiz. Bunu sistemden bertaraf etmek oldukça zordur. Çoğu zaman dedektörlerinize, tübinglerinize, inline filtrelerinize, check valve'lerinize, kolonunuza zarar verir ve bu ciddi bir maliyet oluşturur size. Bunun için solventlerin karışabilirliği tablosuna dikkat edip sistemleri ters fazdan normal faza, normal fazdan ters faza çevirirken buna özen göstermeniz gerekiyor. Bu detayı atlamamalısınız. Evet. Sistemi temizlerken neler yapmalıyız? Bunu öncelikle bir bakalım. Sistem temizliği aşamasında kolon bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biz sistemi temizliyoruz. Her halükarda biz sistemi purge ederken ne kadar kolona sıvı gitmediğini varsaysak da ufak basınç kaymalarıyla yine koluna bir miktar sıvı gidebilir. Ola ki gitmedi. Biz yanlışlıkla
akış verdiğimizde kolona gitme ihtimali var. Biz her halükarda karşı kolonları sistemden, sistem temizlik aşamasında söküyoruz. Hiçbir şekilde sistem üzerinde kolon kalmasını istemiyoruz. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Uygun yıkama solüsyonları kesinlikle sisteme takılmalı. Bunlar tekrar tekrar kontrol edilmeli. Her hatta uygun solüsyon olup olmadığı incelenmeli. Ve yeterli miktarda solüsyon var mı, buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz HVAC sistemlerde biz hiçbir zaman hava istemiyoruz. Hava demek HVAC sisteminin çalışamaması demek oluyor. Sistemde bir hava varsa öncelikle yıkama işlemine başlamadan önce bu havayı bertaraf etmemiz, ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Prime işlemleriyle, purge weight prime işlemleriyle ya da farklı işlemlerle bu havayı sistemden uzaklaştırıp yıkama işlemini bu şekilde sağlıklı olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu detaya dikkat etmelisiniz. Tabii solvent rezervuar alanında biz bunu aslında ilk web seminerimizde incelemiştik. Solvent rezervuar alanında olması gereken standart parçalar var. Bunlardan bir tanesi hareketli faz filtreleri. Hareketli faz filtrelerini kesinlikle solvent rezervuar alanlarında istiyoruz. Bunlar bazen çıkartılıyor, bazen tıkandığı için çıkartılıyor, bazen tıkanıyor ama elimizde bu parçalar olmadığı için takılmıyor. Çeşitli sebeplerle solvent rezervuar alanlarında bu filtreleri görmeyebiliyoruz. Kesinlikle bunlardan taviz vermeyin. Bu filtreler sizin sistem güvenliğiniz ve analiz güvenliğiniz için oldukça önemli. Ayrıca kolonunuzun ömrünü de etkileyen parametrelerden biri. Ola ki mobil fazınızda çözülmeyen partiküller kalmış ya da herhangi bir kontaminasyon olmuşsa bu filtreler bir önleme görevi görüyor. Ayrıca solvent rezervuar alanında kapakların da belirli bir standartı vardı. Bunu da ilk web seminerimizde belirtmiştik. Hareketli fazlar sisteme takılırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Uygun kapaklarda uygun şekilde solvent rezervuar alanına hareketli fazlarınız ve yıkama solüsyonlarınızı öncelikle takmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde ağzı açık ya da parafilmle kapanmış şekilde solvent rezervuar alanını kullanmıyoruz. İlk seminerimizde de üzerinde durduğumuz gibi. Çünkü parafinler organik solventlerle çözünebiliyor. Çözünüp sizin çözeltinizi ve sisteminizi, kolonunuzu kontamine edebiliyor. Bu da sizin için çok büyük bir problem demek aslında. Onun için biz uygun olmayan şartlarda başlamıyoruz ve sistemimizde herhangi bir problemi de önlemiş oluyoruz böylelikle. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim solvent rezervuar alanımızdan sonra kolon parçalarının var ya ve yıkama esnasında bunları kullanıyoruz. Sağda görmüş olduğunuz ara bağlantıyı arkadaşlar, birçoğunuz HPL sistemi kullanan arkadaşlarımızın birçoğu buna aşinadır. Nedir bu ara bağlantı? Bizim iki tane tübingi birbirine bağlamamıza yarayan bir parçadır. İçerisinde bunun küçük bir hareketli fazın geçeceği kadar delik vardır ve vidalarla biz bunu sıkıştırarak plastik somun olarak da adlandırdığımız bu fitnikler ya da pick nutlar dediğimiz parçaları takarak biz ara bağlantıyla dedektörümüzü yıkama işlemini gerçekleştirebiliriz ya da kolonun ön bağlantılarını uzatabiliriz. Bir ön guard kolonlar takabiliriz. Bunu çok sık kullanıyoruz. Burada yapılan çok büyük bir hata var. Ben bu detayı öncelikle bir anlatmak istiyorum. Genellikle bu union dediğimiz ara bağlantılar birçok arkadaşımızın cebinde dolaşır. Ya üst cebimizde ya da alt cebimizde ara bağlantıları biz sıklıkla görürüz. Bu çok doğru bir şey değildir. Bunu kesinlikle yapmanızı önermiyorum. Çünkü bunların içerisinde yine delikler var. Buralarda herhangi bir kirlilik kalabilir. Kontaminasyon kalabilir. Bu sizin kolonunuzu tıkayabilir, tübinginizi tıkayabilir, dedektörünüzü tıkayabilir. Bunun gibi birçok problemle baş etmek zorunda kalırsınız. Ve siz analize başlamadan hemen önce sisteminizde problemler baş göstermeye başlar. Siz sistemi yıkamaya çalışırken bir anda tübinginizin tıkandığını fark edersiniz. Ama bir önceki arkadaşınız sistemi iyi bırakmıştır ve sağlıklı bir şekilde çalışmıştır. Siz analize geçtiğinizde bir anda sistem tıkanır. Bunun çözümünü bir türlü bulamazsınız. Nereden problem nedir, neden kaynaklıdır bunu da bulamazsınız. Ama buradaki problemin birçoğu da bu ara bağlantıların uygun şekilde saklanmaması ve uygun şekilde kullanılmamasından da kaynaklandığı düşünülüyor. Zaman zaman bunları tespit etme imkanımız oluyor ama çoğu zaman bunu tespit edemezsiniz. Nereden geldiğini göremezsiniz. Şu ortadaki tübing ve nat bağlantılarını da örnek olarak görmeniz için gösterdim. Şu şekilde tübinglere fitnikler geçiriliyor ve
şuradaki ara bağlantıları Union'lara bağlanıyor arkadaşlar. Şöyle altını çizelim. Evet. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Örneğin biz sistemin ne şekilde analizi hazırlarsınız? Diyelim ki sizden önceki arkadaşınız yoğun bir tampon içeren bir çözeltiyle çalıştı. Siz su ve aset öniteli içerikli bir gradyant analize geçerken ne yapmalısınız? Öncelikle tüm hatları su içeren hareketli faz şişesini almanız gerekiyor. %100 su içermesi gerekiyor bu hareketli faz şişesinin. Ve bu hatların hepsinden su ile doldurulur. Yani purge işlemi gerçekleştirilir. Bunun amacı sizden önceki yoğun tampon çalışılmış analizin kalıntılarını sistemden bertaraf etmektir, uzaklaştırmaktır. Bunu yaparken hiçbir şekilde ara bağlantı kullanmıyoruz ve dedektöre bağlantı vermiyoruz. Yine az önce bahsettiğim gibi kolonu sisteme takmıyoruz. Burada zaten kolon bağlantı girişinden herhangi bir akış gelmeyecektir. Purge işlemi yaparken sistem yüksek akış hızıyla hareketli fazı atık alanına gönderecektir. Bunun ardından da şunu yapmanız gerekiyor. Diyelim ki su ve asetonitil çözeltisine geçeceksiniz. Hemen arkasından direkt hareketli faz hatlarını alıp su ve asetonitil çözeltisine daldırmıyoruz arkadaşlar. Burada filtrelerin içerisinde ve tümiklerin içerisinde bir önceki purge işleminden kalmış olan su sizin mobil fazınıza karışacaktır. Belli bir oranda karıştığını zaten gözle göreceksiniz. Diyelim ki su çözeltisinden aldınız. Sizin normal tampon su ve asetonitil mobil fazınıza daldırdınız. Burada o dağılma işlemini gözle de görüyorsunuz. Su yavaş yavaş sizin hareketli fazınızın içerisine geçmeye başlıyor. Böylelikle ne oluyor? Hareketli fazınızın bileşimi değişiyor. Bu da sizin analizinizde hataya sebebiyet veriyor. Bunu yapmadan önce hareketli fazınızdan bir 50 mililitre ya da 100 mililitre kadar ayrı bir behere alıp o beherde öncelikle hareketli fazınızda hatları purge edip doyurmanız gerekiyor ki oradan gelecek o hatayı da minimize edin. Daha sonra asıl hareketli fazınıza çözelti hatlarını daldırabilirsiniz. Bu şekilde de sisteme hareketli fazlarınızı yerleştirmiş oluyorsunuz. Evet, sistem şartlarken neler yapılması gerekiyor? Sistemimizi öncelikle iyice temizledik. Az önce bunu anlattık ve hareketli fazları da uygun bir şekilde hattımıza taktık. Daha sonra ara bağlantı bu aşamada kullanılabilir ve doğru takılmalıdır. Bundan sonra dedektöre akış gönderebilirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Siz bir önceki analizden kalan tampon çözeltilerini artık sistemden uzaklaştırdınız. Bunlar sistemden uzaklaştığı için siz dedektörünüze de ara bağlantıyla akış gönderebilirsiniz. Bu arada dedektörünüzü de şartlayıp temizleyebilirsiniz. Tabii dedektörü de direkt asetonitil ya da organik solventinizi göndermeniz uygun değildir. Yine dedektörünüze su yoğunluklu bir çözelti gönderebilirsiniz. Hatta dedektörünüzü ilk taktığınızda, ara bağlantıyı ilk taktığınızda %100 suyla dedektör flow cell'lerinde de dedektör hatlarında da kalma ihtimali olan hareketli fazları ve tamponları ortamdan uzaklaştırabilirsiniz. Şunu unutmayın, bizim HPL sistemlerindeki en büyük düşmanımız tuzdur arkadaşlar. Tampon çözeltilerindeki tuzdur. Tuzla asetonitil ya da metanol, organik solventler çok iyi geçinemezler ve sistemde belirli oranların üzerinde karşılaştıklarında çökerler. Bazen görürsünüz check valve'lerde siz bu alt pompa kısımlarına HPLC'lerini açtığınızda çok yoğun tuz birikintileri görürsünüz. İşte bunlar oradaki seal'lara ve check valve'lere zarar vermiş, yanlış uygulanmış HPLC uygulamalarından kaynaklı olan birikmelerdir. Bunlar iyi değildir. Analizlerinizde çeşitli hataların meydana geldiğini gösterir. Bu nedenle dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle tampon çalışmalarında kesinlikle sistemi öncelikle %100 suyla yıkayıp ardından organik solüsyonlara geçmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz tuz suda iyi çözünür ama az önce dediğim gibi organik solventlerle de geçimsizdir. Siz %100 suyla bunu uzaklaştırdıktan sonra sistemde organik oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tabii yine tampon kullanmıyorsanız, yeni hareketli fazınızda tampon varsa zaten oradaki tampon oranınızdaki mobil
organik solventin üzerine yıkama aşamasında da geçmemeniz gerekiyor. Burada şunu demek istiyorum aslında. Siz arkadaşınızdan aldığınız tampon içerikli bir hareketli HPLC sistemini hareketli fazlarınızı takacaksınız ama sizin de içeriğinizde hareketli fazınızda yoğun bir tampon var. Siz suyla yıkadınız, uzaklaştırdınız. Daha sonra asetonitril, metanol veya farklı bir solventle, organik solventle sisteminizi yıkadınız, temizlediniz. Kendi tamponunuzu takacaksınız. Kendi tamponunuzu %100 asetonitril olan bir hatta takarsanız ve ardından da purge yaparsanız bu hatlarda muhtemelen ve filtrelerde mobil fazınız çökecektir. Tampondaki tuz oranından dolayı. Burada da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer %100 asetonitrilli hatlarınızı yıkadıysanız ve tekrar kendi sisteminizde tampon varsa buna geçecekseniz bunu yapmamanız gerekiyor. Aksine asetonitrilli yıkadıysanız tekrardan suyla, %100 suyla yıkayıp o şekilde sistemi tampon çözeltisine daldırmanız gerekiyor. Burada çok uzun süre yıkamanıza gerek yok. Bu yıkama işlemlerini 2-3 dakikalık purge yaparak, hattı doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki süreyi olabildiğince kısa tutabilirsiniz ama 2 dakikanın altına da çok inmeyin. Bu çok da verimli olmuyor. Çok da üzerine çıkmanıza gerek yok. 2-3 dakika sizin için yeterli olacaktır. Evet, neler yapıyoruz? Sistem, kolon takarken sisteme neler yapmamız gerekiyor? Hatlarımızı taktık, mobil fazlarımızı taktık, sistemimizi şartladık ve kolonu takmamız gerekiyor. Sistemde öncelikle akış varsa durdurmamız gerekiyor. Kolonu biz daima doğru şekilde ve doğru yönde takmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bir önceki seminerimizde de bahsettik. Kolonların bir akış yönleri var, sabit akış yönleri. Bu akış yönünde doğru şekilde takılması gerekiyor. Özellikle HPL sistemlerinde bu çok fazla yaşanmıyor ama UPL sistemlerde diş tutturma gibi bir durum var. Bizim natlarımız da metal olduğu için bazen yanlış diş tutturmadan kolonun girişini bozabiliyoruz. HPL sistemlerinde daha çok plastik, polimerik fittingler kullanıldığı için kolonu bozmak değil de fittingi bozmak gibi bir durum meydana geliyor. Fitting bozulursa da akıtma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten 2-3 turu sonra fittingin sıkıldığını ve sıkılma işleminin durduğunu göreceksiniz. Bu belli bir el alışkanlığından sonra oturacaktır. Akışı da yıkama prosedürümüz vardır bizim. Genellikle yıkama prosedürleri kromatografi kolonların içerisinden çıkar. Ya da siz kendiniz kolonlar için çeşitli bir yıkama prosedürleri oluşturmuşsunuzdur. Bunu birkaç slide sonra anlatacağım. Ona göre doğru akışta ve doğru sürede hatlardan geçerek kolondan hareketli fazın geçmesini ve dedektöre ulaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Kolon şartlama işlemiyle dedektör şartlama işlemini beraber yapabiliriz. Dedektör yıkama işleminde zaten bir önceki adımda ara bağlantı takarak yapmıştık ilgili solventlerimizle. Burada iki tane detayı anlatmak istiyorum. Bizim aslında genellikle sıklıkla karşılaştığımız paslanmaz çelik nat ferrüler ve plastik somun pik veya polimerik nat olarak adlandırdığımız fittingler mevcut. Bunlar iki tanesi aslında farklı sistemlerde kullanılıyor. Bir tanesi HPL sisteminde solda görmüş olduğunuz şu plastik somun olarak adlandırılan fitting. HPL sistemlerinde 500 PSI'ye kadar olan basınçlar için kullanılıyor. Bunların üstü için uygun değil. Şurada görmüş olduğunuz da daha çok UPLC sistemlerinde daha yüksek basınçlar için kullanılıyor. Plastik olanlar elle sıkılabiliyor. Bunları belli bir dereceye kadar sıktıktan sonra daha fazla sıkmanıza gerek yok. Bunlar tübinglerin üzerine sabitlenmiyor. İstersek çıkartabiliyoruz. Herhangi bir diş tutması durumunda vesaire tübingden bağımsız olarak çıkartıp değiştirilebiliyor. Yalnız sağ tarafta gördüğünüz paslanmaz çelik olanlar 5000 PSI'den yukarıdaki basınçlar için uygundur. Ve ayrıca anahtarıyla sıkılabilirler. Bunları elle sıkamazsınız. Bunların bir sıkma derecesi vardır. O derecenin üzerinde de sıkmamanız gerekir. Eğer sıkarsanız kaçırma işlemleri, sistemsel kaçaklar ortaya çıkacaktır. Tübing üzerinden bunlar tekrar sökülemez ve burada bir problem olursa bu boruyla beraber tübingle beraber komple değiştirmeniz gerekir veya belli bir yerinden kesip tekrardan yeni bir nat ve ferür ikilisi takmanız gerekir ki siz analize devam edebilin. Ama az önce dediğim gibi HPL sistemlerinde yaygın olarak kullandığımız şu solda görmüş olduğunuz plastik somon fittinglerdir. Bunların sisteme
takılması çok önemlidir arkadaşlar. Genellikle HBR sistemindeki bu preanalitik hataların birçoğu buradan kaynaklanır. Kromatografik kolonlarının doğru takılmaması kolon performansını sanki düştüğünü gibi problemler ortaya çıkartır. Burada şunu demek istiyorum. Kolonda piklerimizin şekilleri aslında buradaki fittinglerin doğru takılmasıyla yakından alakalıdır. Yanlış bir fitting takma işlemi size de kromatografi sisteminizde kromatoramınızda çeşitli problemlerle karşılaşmanıza sebebiyet verecek. Az önce bahsettim. Bunu kısaca yine tübing üzerine geçirilen nat ve ferrürleri burada görüyorsunuz. Ucunda belli bir iksiz uzunluğu bırakılıyor ve daha sonra bu bir sıkma işlemiyle sabitleniyor. Plastiklerde şu yoktur genelde. Bu az önce dediğimiz gibi fitting olarak tek parça halinde sunulur. Vida ve ferrür beraberdir. Onlar istediğiniz gibi çıkartılabilir ama metal olanlar da bunlar ayrıdır. İlk sıkma işleminden sonra şu görmüş olduğunuz ferrür sıkışarak artık tübingin üzerinden çıkamaz bir hal alır ve bir daha bunu çıkartmanız mümkün değildir arkadaşlar. Nasıl takılması gerekir bunlar? Bunlar çeşitli şekillerde yanlış takılabiliyor. Öncelikle bunları bir inceleyelim. Doğru takma işlemi nedir? Bakın burada genelde şu X uzunluğu çok uzun bırakılıyor arkadaşlar. Analize başlamadan önce kolonu takarken biz tübingi ferrünün çok önünde bırakıyoruz ve tam olarak kolon yuvasına oturmuyor. Ne oluyor bu şekilde? Burada bir şurada bir sıkışma işlemi gerçekleşiyor ve çeşitli kaçaklar meydana geliyor. Yani leak dediğimiz kolondan ve ferrürden, ferrürün arkasındaki nattan ve tübingle nat arasındaki boşluktan bir kaçak meydana geliyor. Ve böylelikle biz sistemsel kaçaklara ve problemlere sebebiyet vermiş oluyoruz. Veya bu çok uzun değil de çok kısa bırakılabiliyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın X uzunluğu, az önce belirtmiş olduğumuz X uzunluğu burada çok kısa bırakılmış. Çok kısa bırakılırsa ne oluyor? Ölü hacim olarak belirttiğimiz veya ara boşluk olarak belirtilen kolonla tübing arasında şu kırmızı alanda görmüş olduğunuz bir boşluk meydana geliyor. Bu da bizim sistemsel olarak kromatoramımızda çeşitli problemlere yol açıyor. Bunun doğru takılma şekli ise ne uzun ne kısa tamamen kolonla kromatografi kolonla tübing ve natın belirli bir uyumu halinde olması gerekiyor. Genellikle bunlar kolon üreticilerine göre ya da tübing ferrür üreticilerine göre değişebilir. Siz markanız modelinize uygun olan bu tübingleri ve ferrürleri, natları temin edip kolonun da izin verdiği ölçüdeki X uzunluklarını belirleyip ona göre doğru takma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada HBR sisteminde biz bu problemlerle karşılaşıyoruz. Daha çok uzun takma problemi değil de şurada görmüş olduğunuz, ortada görmüş olduğunuz kısa takma problemiyle karşılaşıyoruz. HBR sistemlerinde ne oluyor? Ölü hacim meydana geliyor. Bu üç senaryoyu da inceleyecek olursak, biz eğer en üstte görmüş olduğunuz uzun bıraktıysak, ferrün önündeki tübing uzunluğunu nelerle karşılaşırız? Piklerimiz beklenen şekilde gelir. Ama nelerle, nasıl problemler olur? Yüksek alıkonma zamanı olur. Alıkonma zamanlarımız değişir, artar. Değişken sinyal yoğunluklarına sahip oluruz. Yani baseline'ımızda sinyal gürültü görürüz. Sürekli artan azalan sinyaller görürüz. Basınç kayıpları yol açar. Çünkü bu durumda sistemde leak oluşur. Yani kaçaklar meydana gelir. Şu yanda görüyorsunuz onu ifade etmeye çalışıyor. Hareketli faz buradaki sıkışmadan dolayı, şu alandaki sıkışmadan dolayı hareketli faz kolondan akıtmaya, kaçmaya başlar dışarıya ve kaçaklar meydana gelir. Ortadaki en yaygın gözlenen problemde de şunlar meydana gelir. Zayıf pik şekli ve düşük rezolüsyon meydana gelir. Yani rezolüsyonlarımız düşer. Burada mesela bu problemi çok yaşıyoruz. Özellikle bunun üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın belki de düştüğü yanılgılardan biridir. Genellikle bu durumda kolonu suçlarız. Örneğin sizin rezolüsyonunuz 1.2 isteniyor diyelim farmakopide ve buna göre de sistem uygunluk parametreniz 2
çık arasında 1.2 olarak belirlenmiş. Metot geliştirirken ve transfer edilirken de o kadar hassas transfer edilmiş ki 1.25'lerle transfer edilmiş ama geçmiş. Ve siz kalite kontrol laboratuvarınızda bu analizi çalışmaya başlıyorsunuz. Ve sizden bir önceki arkadaşınız sağlıklı bir şekilde 1.25'lerde, 1.30'larda rezolüsyonu bulup analizini tamamlamış. Hatta kolonunuzda belki de 40-50 enjeksiyon kullanılmış. 2000 enjeksiyonluk bir kolondan bahsediyoruz. Ama siz geldiniz, analizinizi başlattınız ve burada bir ölü hacim olacak şekilde kolonunuzu taktınız. Burada karşılaşacağınız ilk problem bir önceki analizde arkadaşınızın elde etmiş olduğu rezolüsyonu elde edememek olabilir. Tabii bu ihtimallerden biri. Her zaman rezolüsyon sadece buradaki ölü hacme bağlıdır diyemeyiz. Bu ihtimallerden biridir. Ve ne oldu? Siz bu defa şundan düşün, tereddüt ettiniz. Dediniz ki evet benim kolonumda rezolüsyon düştü. Bir önceki arkadaşım rezolüsyonu gayet sağlıklı bulmuş. Ben rezolüsyonu gayet iyi bulamıyorum. Her şeyimi iyi hazırladım. Hareketli fazımı iyi hazırladım. Sistemimi iyi hazırladım. Numunemi, standartlarımı doğru hazırladım. O zaman kolon performansı düştü ve bu kolon bozuldu diyorsunuz. Ve hemen gidip yeni bir kolon açıyorsunuz. Ne oluyor? Böylelikle kolon ömrü belki de 50. 60. enjeksiyonunda bitmiş oluyor. Aslında bitmedi ama ne oldu? Buradaki yanlış bir uygulamadan dolayı rezolüsyon düştü. Siz sistem uygunluğunu sağlayamadınız ve böylelikle kolonunuzu hurdaya ayırdınız. Ya da başka analizlerde kullanmak üzere ayırdınız. Burada kolon belki sonradan tekrardan fark edilebilir bozuk olmadı ama ne oldu? Siz bir kayıp yaşadınız. Orada tekrardan yeni bir kolon açtınız. Zaman kaybettiniz. Ciddi bir zaman israfı ortaya çıktı. Belki de kolon israfı da ortaya çıkmış olur. Bu durumda genellikle basınçlar beklenen seviyelerde olur. Çünkü bir kaçak yoktur sistemde. Sadece bir ölü hacim vardır. Onun için basınçta herhangi bir değişiklik olmuyor. Alıkonma zamanlarında da herhangi bir değişiklik olmuyor. Genellikle alıkonma zamanlarınız aynı çıkıyor. İşte şurada uygun olarak gördüğümüz en alttaki bağlama şeklinde de bizim tüm parametrelerimiz beklenen aralıkta çıkıyor arkadaşlar. Peak şekillerimiz, alıkonma zamanlarımız, sinyal yoğunluğumuz ve basıncımız beklenen aralıkta çıkar. Genellikle biz uygun bağlantı yapılmadığını nereden anlıyoruz? Kromatografik kolonlarına bu bağlantı uygun yapılmazsa genellikle sıvı damlamaları olur. Tübingle nat bağlantısından genellikle kaçırır ya da kolonla nat bağlantısından genellikle sıvı damlatmaları olur. Akışlarda ve akış veya basınç olmayabilir çoğu zaman ya da siz basınç vardır ama akış yoktur. Bu da çok karşılaştığımız bir şeydir. Kaçağı siz gözlemlemediyseniz eğer ya da o anda bakmadıysanız kolon fırınızın kapağı kapalıdır. Açıp da genelde içine çok bakmayı akıl etmeyebiliriz. Sisteminizde basınç var ama kolondan akış geçmiyor. Siz hiçbir sinyal alamıyorsunuz. Mesela böyle saatlerce bir günden fazla uğraşan arkadaşlarımızı gördük. Sistemde basınç gayet stabil görünüyor. Belki bir 40-50 PCI ya da 100 PCI bir önceki analizden düşük. Ama sistemde ciddi bir kaçak var. Kromatografi kolon fırını açmıyor. Saatlerce o kolon fırının içerisinde de tabii çözeltiler birikiyor ve ardından sistemde herhangi bir pik gözlemlemiyorsunuz. Baseline'ınızda çok fazla gürültüler meydana gelir. Ardından baseline'da dalgalanmalar olabilir. Basınçtan dolayı, artan bu basınç sistemindeki dalgalanmalardan dolayı baseline'ınızda gürültü ve dalgalanmalar sıklıkla görülebilir. Piklerinizde genişlemeler olabilir. Kaymalar olabilir. Ve sistemsel basınç dalgalanmaları sıklıkla görülebilir. Bu durumlarda şüphelenmeniz gereken ilk yer kolon bağlantı yeridir arkadaşlar. Ne olur? Piklerde genel olarak ne gözleriz? Onu bir burada göstermek istiyorum. Piklerde yayvanlaşma olabilir buradaki kaçaklardan. Piklerde omuz verme olabilir. Genellikle sık karşılaşılan bir durum. Ya da piklerde çatallaşma olabilir. Bu özellikle ölü hacim durumlarında bu piklerde çatallaşmayı sıklıkla görebiliriz. Bunlar tabii olası ihtimaller ama buradaki bu pik şekillerindeki bozulmaları sadece biz buradaki kolonun bağlantısının yanlış takıldığına bağlayamayız arkadaşlar. Çok fazla etken vardır burada. Bunları sonraki seminerlerimizde HPLC sorun giderme tekniklerinde göreceğiz. Kromatogramlar üzerindeki etkilerden HPLC sistemindeki sorunlar nelerdir? Bunları yüzeysel olarak inceleyeceğiz. Orada görme fırsatımız olacak.
Kaçak varsa sistemde neler yapılmalı? Öncelikle sistemde akışı durduruyoruz ve tübinglerin doğru takılıp takılmadığından emin oluyoruz. Natları yeterince sıkıştırmış mıyız? Onu kontrol ediyoruz. Sistem ile uygunsuz parçalar kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Bazen bazı laboratuvarlarda 2-3 tane farklı markada cihaz olabiliyor. Bu cihazların sarf malzemeleri de birbirine karışabiliyor. Her cihazın genellikle tübingleri ya da natları, ferroleri benzer olsa da bazı ufak değişiklikler olabiliyor ve biz başka bir cihazın parçasını başka bir cihaza kullanabiliyoruz. Böyle durumlarda bu problemleri sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru üreticinin tavsiye ettiği doğru parçayı mı kullanıyoruz? Bunları da gözden geçiriyorsunuz. Bu önemli. Tabii tüm sistemin doğru takılıp takılmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi tübinglerin kesilme gibi bir durumu var. HVAC sistemlerinde biz bunu çoğu zaman yaşıyoruz. Tübinglerde özellikle kolon bağlantı tarafları deforme olabiliyor, kırılabiliyor, bükülebiliyor. Çeşitli farklı problemler ile karşılaşabiliyoruz ve şu görmüş olduğunuz polimerik tübing kesicileri ile biz bu tübingleri kesebiliyoruz. Tübinglerin boyunu kısaltıyoruz. Metal tübingleri HPL sisteminde 500 bar, 500 PSI, 6000 PSI'ye kadar olan sistemlerde yani 400 barlık HPL sistemlerinde bunu kullanmamıza çok gerek kalmıyor. Çünkü bu HPL sistemlerinde 400 barlık HPL sistemlerinde genellikle bizim tübinglerimiz polimerik yapıda oluşturuluyor. Bunu daha çok UPLC sistemlerinde kullanıyoruz. O da ayrı bir web sitesinin konusu olacak arkadaşlar. Biz eğer tübingleri doğru kesmezsek neler oluyor? Onu birazcık anlatmak istiyorum size. Genellikle tübinglerde nasıl kesmemiz gerekiyor? Şurada görmüş olduğunuz, solda görmüş olduğunuz resimdeki gibi 90 derecelik ve dik bir açıyla kesmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde bir açı olmaması gerekiyor ki kolona tamamen ölü hacim oluşturmayacak şekilde bağlanabilsin. Yan kesilirse ne oluyor? Başta bahsettiğimiz gibi bakın burada bir yan kesildiğinde ölü hacim meydana geliyor. Ve bu şekilde neyle karşılaşıyoruz biz? Zayıf pik şekli ve düzgün rezolüsyon, düşük rezolüsyonlarla karşılaşıyoruz. Sizin rezolüsyonunuz yine düşebiliyor. Düşük sinyal yoğunlukları alıyoruz ve bu sistemde basınç yine beklenen ölçüde ama iki tane büyük problemle baş etmek zorunda kalıyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta bu tübinglerin hiçbir şekilde kesilmemesini öneriyoruz. Çünkü bunu da şimdi birkaç slide sonra anlatacağım. Genellikle neyle karşılaşıyoruz? Tübing kesilme açısı uygun olmadığında arkadaşlar bizim piklerimizde kuyruklanma oluyor. Gördüğünüz gibi bakın burada mavi pik aslında normal olan bir kromatoram. Diğeri de okla gösterilmiş olanlarda problemli kromatoram. Burada bizim piklerimizin tamamında neredeyse bir kuyruklanma meydana gelmiş. Bu kuyruklanmaya bakıyoruz. Tailing'e çok da böyle şey gibi değil aslında. Çok sınırda durmuş. Çok da fazla bir kuyruklanma olmamış gibi görünüyor ama siz yine sınırlarda çalışıyorsanız sistem uygunluk parametreleriniz geçmeyecektir. Ve yine ya kolonu değiştirme yoluna gideceksiniz ya da tüm çözeltilerinizi, her şeyinizi tekrardan hazırlayacaksınız. Bu da sizin için ayrı bir uğraş. Bunların önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor? HPL sistemini analize hazırlarken tübingleri kontrol etmeniz gerekiyor. Doğru kesilmiş mi? Herhangi bir kaçak var mı? Bir leak var mı? Ya da bir ölü hacim oluşturdu mu gibi. Bunları kontrol edip buradan problem olmadığından emin olduktan sonra diğer ihtimallere geçmeniz gerekiyor. Yani aslında burada biz size şunu anlatıyoruz. İhtimaller HPLC'de yüzlerce. Kolondan gelen ayrı bir ihtimal var. Pompalardan, hareketli fazdan, çözeltilerden, numunelerden, kontaminasyonlardan bir dünya ihtimal var. Ama burada öncelik sıralarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Hareketli fazı hazırlarken geçen hafta bahsettik. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hareketli fazı hazırlarken onlara dikkat ederseniz oradaki problemleri bertaraf etmiş olursunuz. Bu hafta anlattığımız sistemin analize hazırlanması ve kolon takılması işlemlerini dikkatle yaptığınızda buradaki hataları da bertaraf etmiş olursunuz. Böylelikle ne olur? Sistemde problem çıktığında uğraşacağınız hata oranı azalır. Bu çok önemli. 100 tane hata ihtimaliyle uğraşacağınıza 5 tane 10 tane hata ihtimaliyle uğraşırsınız. Ve doğru hatayı bulma ve doğru yerde yoğunlaşma ve çözüme daha kolay gitme ihtimaliniz de artar arkadaşlar. Onun için HPL sistemin hazırlanması çok çok önemli. Bunu önemsiyoruz. Evet, bu bekleme hacmi ve sistem ölü hacmine geçmeden önce
Size ben bir video izletmek istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar, şu video linkini hemen kopyalayayım. Evet arkadaşlar, bu da bizim YouTube kanalımıza yüklemiş olduğumuz bir video. Şuradan da linkini sizinle paylaşayım. Sonra da izlemek isteyenler olursa buradan izleyebilir. Kolon ne şekilde takılır? Detaylı olarak bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi sistemlerde bunu sıklıkla duyarsınız. HPL sistemlerinde bir bekleme hacmi dediğimiz dival volüm ve ölü hacim, sistem ölü hacmi olarak adlandırılan iki tane terim var. Bunlar genellikle karıştırılır. Bunu sıklıkla karıştırıldığını zaman zaman görüyoruz. Bu neden önemlidir? Az önce biz tübinglerin kesilmesinden bahsettik. Doğru kesilmesinden bahsettik. Ya da HPL sistemlerinde enjektörden sonra çıkıp koluna kadar giden bu tübinglerin boylarının zaman zaman kısaltıldığından bahsettik. Bu sistemsel bize hatalar getiriyor. Özellikle transfer edilmiş metotların analizlerinde, rutin analizlerinde, kalite kontrol analizlerinde farklılıklar ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. İkisi arasındaki farkı öğrendikten sonra neden böyle bir problem çıkıyor onu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bekleme hacmi nedir, neyi ifade eder onu söyleyecek olursak gradient gecikme süresi olarak adlandırılabilir. Bekleme hacmi tüm HPL sistemlerinde bu dival volüm vardır. Gradient çalışmalarda önemlidir. İzokritik çalışmalarda önemli değildir. Birazdan onu da anlatacağım. Nereleri kapsar bu? Karıştırma ünitesi ile kolon girişi arasındaki HPL sisteminin hacmidir aslında. Karıştırma hacmi pompa bağlantıları, pompa kafası ve check valve'leri, pompa ile enjektör arasındaki boruyu, enjektör sistemini ve enjektör ile kolon girişi arasındaki boruyu içerir. Yani bu HPL sisteminde nereden başlıyor? Karıştırma valfinden kolona kadar giren tüm hareketli fazın geçtiği yerleri kapsayan bir hacimden bahsediyoruz biz bekleme hacmi derken. Peki sistem ölü hacmi nedir? Sistem ölü hacmi de HPL sisteminin enjeksiyon noktası ile tespit noktası arasındaki kolon hariç hacmidir. Bakın arkadaşlar, burada ne diyor? Bunu iyi anlamak gerekiyor. Kolon hariç hacimdir. Ve nereden başlıyor bu? HPLC sisteminin enjeksiyon noktasıyla, yani enjektörle tespit noktası, yani dedektör arasındaki bir hacimden bahsediyoruz. Ve bu hacimde kolon yok. Kolon hariç bir hacimden bahsediyoruz. Bu nedenle enjeksiyon hacmini, enjektörün hacmini, kolondan önce ve sonra bağlantı borusunun hacmini, uç tertibatlarının ve filtriklerin hacmini ve dedektör akış hücresinin hacmini içerir. O zaman sistem ölü hacmi ile bekleme hacmi zaten birbirinden farklı şeyler. Başlangıç noktaları ve bitiş noktaları, bu hacimlerin hesaplandığı başlangıç noktaları ve bitiş noktaları farklı. İkisi de aslında sistemde çeşitli etkilere sebebiyet verir. Biz eğer tübinglerin boylarıyla oynarsak sistem ölü hacmini ve bekleme hacmini değiştirmiş oluruz. Yani standart dışı bir tübing kullanırsak, biliyorsunuz HPL sistemlerinde bu tübinglerin bir iç çapı var, dış çapı var ve uzunlukları var. Genellikle standartlaştırılmış olarak üreticilerin belirlediği bu bekleme hacimlerine, sistem ölü hacimlerine göre üretilirler ve bunlara göre sistemlere entegre edilirler. Biz eğer kolon girişindeki tübingi kesersek buradaki ne yapmış oluyoruz? Sistem bekleme hacmini küçültmüş oluyoruz. Bunu bakın burada da görelim. Geçen ilk web seminerimizde biz düşük basınçlı gradyan sistemleri ve yüksek basınçlı gradyan sistemlerini detaylı olarak anlattık.
Neydi düşük basınçlı gradyan sistemleri? Bizim her hareketli fazı attığımız için ayrı bir pompa yok. Bunlar kuaternal pompa sistemleri, bu dörtlü pompa sistemleri olarak da geçebilir. Bunlar binary solvent major olarak dediğimiz sistemlerde yüksek basınçlı gradyan sistemlerdir. UPLC sistemleri genellikle bu B başlığıyla görünen yüksek basınçlı gradyan sistemleri olarak tasarlanır. 400 bara kadar olan HPL sistemleri ya da işte 600 bara kadar olan HPL sistemlerinde de yaygın olarak düşük basınçlı gradyan sistemleri görüyoruz arkadaşlar. Ne yapıyordu düşük basınçlı gradyan sistemleri? Her hareketli faz için ayrı bir pompa kullanılmıyordu bu sistemlerde. Onun yerine porsiyonlama valfi dediğimiz bir valf kullanılıyordu. Şu valfin porsiyonlama valfinin üzerinde A, B, C ve D hatlarının girişleri bulunuyor ve sistem bizim yazılımdan girdiğimiz değerleri orantılayarak hatlardan çekme işlemini gerçekleştiriyor ve hemen arkasında görmüş olduğunuz şu karıştırıcı düzenliğinde karıştırarak pompaya gönderiyor. Pompadan da enjektöre gidiyor. Enjektörden çıkan hareketli faz kolona, kolondan da dedektöre ulaşıyor arkadaşlar. Böylelikle ne oluyor? Biz bu sisteme düşük basınçlı gradyan sistemi diyoruz. Yüksek basınçlı gradyan sisteminde ise her hareketli faz hattı için ayrı bir pompa sistemi var. Her hattan bir pompa sorumlu. Pompa hattan gerekli olan gradyantta belirttiğimiz oranı yazılım vasıtasıyla bilerek çekiyor. Karıştırıcıya gönderiyor ve karıştırıcıdan sonra enjektöre gidiyor. Enjektörden sonra da kolona geçiyor. Gördüğünüz gibi şu gri ile boyanmış alan bizim sistem hacmimiz olarak tanımlanıyor. Düşük basınçlı gradyan sistemlerinde gördüğünüz gibi karıştırıcı ile kolonun girişi arasındaki hacim daha yüksek. Bunda 3 mililitre ise sistem ölü hacmi. Yüksek basınçlı gradyan sistemlerde karıştırıcı ile kolon girişine kadar olan sistem hacmimiz ya da bu bekleme hacmimiz 1 mililitre gibi bir şeydir. Daha azdır. Bu bize ne sağlıyor? Sistem hacmi birçok firmanın aslında övündüğü bir şeydir. Genellikle kendilerini tanıtırlarken sistem hacimlerinden sıklıkla bahsederler. Bizim sistem hacmimiz şu kadar mililitredir ya da bu kadar mikrolitredir diye. Bu şunu sağlar arkadaşlar. Özellikle yüksek basınçlara çıkıldıkça ayrım gücünü etkiler. Rezolüsyonu ve sistemin ayrım kapasitesini etkiler. Bu da sizi aslında öncelikli kılar. Eğer sistem hacminiz çok küçükse daha iyi ayrımları daha kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Sistem hacmi ne kadar çoksa gradyantin kolona ulaşma süresi o kadar fazladır. Ve burada da aslında tekrarlanabilirlik sistem hacmi düşük olan sistemlere göre daha azdır. Burada daha az bir hassasiyet vardır ama yüksek basınçlı gradyan sistemlerde sistem hacimleri daha düşük olduğu için daha tekrarlanabilir, daha yüksek hassasiyetli sonuçları elde edersiniz. Çünkü karıştırıcıdan gelen hareketli faz gradyan sistemlerde kolona ulaşana kadar belirli bir mesafe kat eder. Burada da bir miktar da olsa oranlarda çeşitli değişimler olur ve siz iyi rezolüsyonu, burada yeterli rezolüsyonu zaman zaman sağlayamayabilirsiniz. İzokritik sistemlerde de bekleme hacimleri vardır ama onlar da herhangi bir etkiye sahip değillerdir. Zaten izokritik bir sistemdir. Herhangi bir gradyant değişimi olmadığı için buradaki karıştırıcıdan çıkan oran hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmeden de kolona uğrayacaktır arkadaşlar. Evet, kolon yıkama ve şartlama başlığımıza geçelim. Bilindiği üzere silika bazlı HPLC kolonları çok geniş bir mekanik stabiliteye dayanırlar. Mükemmel bir fiziko-kimyasal yüzey özellikleri vardır. Günümüzün teknolojik getirdiği imkanlar doğrultusunda da bu silikalar çeşitli şekillerde modifiye edilerek birçok farklı kullanım alanında daha farklı kullanım şekilleriyle bize sunuluyor arkadaşlar. Ama tabii bunları kullanırken bizim dikkat etmemiz gereken bazı parametreler var. Biz onlar üzerinde biraz yoğunlaşacağız. Özellikle pH stabilitesi, mekanik dayanımı, hareketli faz kullanım koşulları, yıkama ve saklama koşulları ve dengeleme süreleri bizim bu kolonları kullanırken önemli parametrelerimizin başında geliyor. pH stabilitesinden bahsedecek olursak kromatografik kolonlarının kullanılabildiği, uygun kullanılabildiği pH aralıkları vardır. Bunları her zaman siz kolon kullanım manuellerinde bulabilirsiniz. Genellikle silika, modifiye silikalarda bunu 2 ile 8 arasında pH çalışma aralığı bize verir. Silikanın stabil kaldığı ve çalışabildiği en ideal çalışma aralığı
pH 2.8 aralığıdır. Bunun dışına çıkmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çıktığınız zaman zaten kolon performansınız düşecektir. Kolonunuzda çeşitli problemlerle de baş etmek durumunda kalacaksınız böyle olursa. Genellikle pH 2 ile 6.8 aralığında biz kromatografik kolonlarımızı kullanıyoruz ve kullanılmasını da öneriyoruz. Eğer sistemimizde pH ayarlamanız gerekirse pH ayarlamayı daima organik solventleri karıştırmadan önce yapmanız gerekiyor. Yani sulu tamponunuzu hazırladığınızda pH'ınızı ayarlamanız ve ardından organik solvent karışımlarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mekanik dayanım dediğimizde de biz şunlardan bahsediyoruz. Genellikle HPLC kolonları 600-6000 PCI basınca kadar kullanılabiliyor. HPLC kolonların 6000 PCI basıncın üzerinde kullanmak mümkün değil. Kullanıldığı zaman zaten sistemler size bunu kullanmanıza izin vermiyor. HPLC sistemlerde genellikle maksimum 6000 PSI'ye kadar kullanabildiğiniz sistemler arkadaşlar. Silikalar bilindiği üzere sabit fazlarda çok mekanik olarak kararlı bileşiklerdir. Bunları siz stres koşullarına tabi tutmadığınız sürece uzun ömürlü olarak kullanabiliyorsunuz. Buradaki stres koşulları nedir? İşte az önce bahsetmiş olduğunuz pH aralığı, yine basınç aralığı. Bunların dışına çok çıkmadığınız sürece silika kolonları stabil bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yaşadığımız diğer bir problem sistemlerdeki ani basınç artışları. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. HPLC sistemine kolonu taktık. Taktıktan sonra biz hareketli fazı kolona vereceğiz, akış geçireceğiz ya da kolondan herhangi bir solvent geçirip şartlama işlemi yapacaksak bunu bir anda bir akışta ya da iki akışta yapmamamız gerekiyor. Sistemi yavaş yavaş basıncını arttırarak, akışını arttırarak basıncın da yavaş yavaş artmasını sağlayıp bu basınç kuvvetiyle karşılaşmasını engellememiz gerekiyor. Yüksek basıncı aniden karşılaşırsa ne oluyor kolonlarda? Kanallaşmalar ve çatlamalar oluyor. Böyle olunca da sizin pik şekilleriniz bozuluyor. Piklerde çatallanma, omuz verme gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz ve artık o kolonu kullanmak çok mümkün olmuyor. Zaten kolon bozulmuş oluyor. Buna dikkat etmelisiniz. Hareketli faz kullanım koşullarından geçen haftaki web seminerimizde aslında bahsettik. Burada da kısaca bahsedecek olursak uygun pH aralığında olmalı ve filtre edilmeli. Kesinlikle filtre edilmeli. Şunu unutmayın, bizim kromatografik kolonlarımız, silika kolonlarımız aslında çok iyi bir filtredir arkadaşlar. Zaten filtre mantığı gibi çalışırlar. Kromatografik kolonlarımız neleri filtre eder? Hareketli fazımızın içerisinde çözülmemiş, hareketli fazımızla uyum içerisinde olmayan partikülleri filtre ederler. Bunları genellikle tutarlar ve artık içerisinden bunları almak, uzaklaştırmak neredeyse mümkün olmaz. Genellikle böyle olduğunda gradyan çalışmalarda bunlar bize ne olarak geri döner? Hayalet pikler olarak geri döner. Bu hayalet piklerden bir türlü kurtulamayız. Kromatogramda genellikle sabit bir yerde, aynı analizde hep aynı yerde bunlar sürekli çıkar, sürekli karşımıza gelir ve bunlar çoğu zaman bize problem yaşatır. Ya bir impürite saflığının geldiği yerde gelir ya da miktar tayini yapacaksak miktarlama yapacağımız maddenin geldiği yerde gelir. Bizim sonuçlarımızı limit dışına çıkartabilir ya da sistemi çalışılamaz bir hale getirebilir. Bu hiç istemediğimiz bir şeydir. Bu tarz problemlerle karşılaşmak istemiyorsak geçen haftaki web seminerimizde işlemiş olduğumuz hareketli faz ve numune hazırlama kriterlerine riayet edip uygun koşullarda tüm çözeltilerimizi hazırlamamız gerekiyor. Hepsi HPLC grade olmalı. Saflığı HPLC'ye uygun olmalı. Uygun ultra saf su kullanmalıyız. Bu detaylara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Genelde yıkama ve saklama koşulları çok sıklıkla bize sorulur. Kolonlar nasıl yıkanmalı? Nasıl saklanmalı? Gibi sorular var. Burada ben yine birkaç slide sonra size bir doküman göstereceğim. Onun üzerinden de ilerleyebiliriz ama kısa süreli bir saklama gerekiyorsa, yani gece boyu diyelim ki akşam çıkarken cihazınızı durdurdunuz, sabah da analizinize devam edeceksiniz. Böyle çok kısa süreli durumlarda kolon cihaz üzerinde takılı şekilde içerisinde mobil faz varsa kalabilir. Orada bir yıkama prosedürüne tabi tutup zaman kaybetme, sarf israf yapmaya gerek yok. Bir gecelik, gece boyu kalacak kolonlarda mobil fazla bırakabilirsiniz. O 2 gün, 3 gün ya da daha uzun bir süre kalacaksa mobil fazla bırakmanızı önermiyoruz. Genellikle tampon ağırlıklı çalışacaksanız yine %90'a yakın bir su oranıyla yıkayıp arkasından %90 su organik oranda %10 olacak şekilde bunu kısa vadede bırakabilirsiniz.
Uzun vadede ise kesinlikle kolonunuzu düzgün şartlarda yıkayıp uygun bir organik solvent içerisinde bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman kolonunuzda su oranınız %50'den aşağıya düşmesin. Buna dikkat edin. Özellikle saklamaya aldığınız kolonlarınızda bir hafta, iki hafta ya da daha fazla kullanmayacağınız kolonlarınızda siz öncelikle kolonunuzu %90'lık bir su çözeltisiyle yıkayıp tamponlarınızı ondan uzaklaştırıp su oranını yavaş yavaş azaltarak %90'dan %60'a, %50'ye, %40'a, %30'a, %10'a gibi azaltıp bunu 15-20 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Daha sonra kolonlarınızı asetonitrile saklayabilirsiniz. Asetonitril en iyi saklama solventidir kolonlar için. Kolon kapaklarını çok iyi kapatarak %100 organik solvent yani asetonitrile kolonlarınızı saklamanızı öneririz. Ama az önce bahsettiğim gibi asetonitril yıkanmadan önce tüm tamponları kesinlikle uzaklaştırmış olmanız gerekiyor. Bu önemli. Bunu her yerde bundan sonraki slaytlarımda da söyleyeceğim. HPLC sistemlerinin düşmanı tampon çözeltiler arkadaşlar. Sisteme yanlış bir uygulama yapıldığında sistemi mahvediyor, çökertiyor. Pompalardan tutun da kolonunuza kadar, dedektörünüze kadar birçok yere zarar veriyor. Organik solventlerle iyi geçinemiyorlar. Geçimsizler bu konuda, iyi çözülmüyorlar çünkü. Onun için biz tampon çözeltilerimize daima yüksek su oranında tamponları uzaklaştırıp ondan sonra %100 asetonitrillere geçebiliriz. Kesinlikle kolon yıkarken de sistemi şartlarken de bu kurala riayet ediyoruz ve bu kuraldan dışarıya çıkmıyoruz ki sistemimiz sağlıklı olsun. Mesela burada bir örnek verdik. Örneğiniz diyelim %100 suda çözünüyor olsa bile kolonunuzu hiçbir zaman %100 suyla yıkamayın. Evet, bazen bu hata da yapılabiliyor. Kolonları %100 suyla yıkayabiliyoruz. %100 suyla kullanılabilen özel kolonlar var. Bu kolonların dışındaki ters faz kolonlarını kesinlikle %100 suda yıkamanızı önermiyoruz. Neden? Çünkü %100 su kolonu modifiye edilmiş silika yapılarına zarar veriyor. Silika yapılarını kırıp kolonun performansını bozabiliyor. Onun için %100 suyla yıkamak hiçbir zaman kolonlara uygun değil. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Diyelim ki mobil fazınızda tampon oranınız 60'a 40 oranında diyelim. 60 asetonitril, 40 tampon var. Bunu tampon oranınızı suyla değiştirerek 60'a 40 asetonitril su değişimi yaparak 5-10 mililitre yıkayabilirsiniz siz kolonunuzu. Yani örneğiniz %100 suda çözünüyor diye ben kolonumu %100 suda yıkayacağım, öyle şartlayacağım gibi bir yaklaşıma kesinlikle girmeyin. Şunu da bilmenizi isterim. HPLC sistemlerinde genellikle numunelerimiz hareketli fazımıza benzer çözeltilerde hazırlanır. Buna dikkat etmişsinizdir. Bu konuya vakıf olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bizim şunu düşünürüz. Hareketli fazımızda benzer solventle benzer şekilde numunelerimizin çözülmesi gerekiyor. Eğer hareketli fazımızda çözülmüyorsa zaten o numune enjeksiyonu işleyebilden sonra hareketli faza girdiğinde çökecektir. Onun için hareketli fazımızın bileşimiyle genellikle numunelerimiz ona benzer şekilde hazırlatılır. Bazen ön çözme işlemleri ve seyreltme işlemleri araya kademeli olarak konulup o oran değiştirilebilir ama genellikle nihai karışım oranı daima bizim hareketli fazımıza benzerdir. Benzer olmadığı özel durumlar olabilir ama büyük oranla bizim örneklerimiz hareketli fazımızla benzer oranlarda hazırlanır. Onun için tampon yerine aynı oranda suyu koyarak biz sistemimizi şartlamaya başlayabiliriz. Solvent organik çözücüsünün %100'ünü asetonitril geçiyoruz yıkama ve şartlama şeklinde. Ne yapıyoruz? Diyelim ki biz tampon oranımız %40, asetonitril oranımız %60, tampon oranına %40 su koyduk. 60 asetonitril 40 suyla 5-10 mililitre kadar kolonu yıkadık. Daha sonra %100 asetonitril geçiriyoruz. Bunu genellikle 10 ya da 20 kolon hacmi yapmanız yeterli oluyor. Genellikle bundan sonra HPLC sisteminin üzerinde bırakabilirsiniz. Eğer uzun süreli bir bırakma yapacaksanız HPLC sisteminizin üzerinde kolonu bu şekilde bırakabilirsiniz. Kolon uç tapalarını kapatarak da kolonlarınızı depolama alanlarınıza kaldırabilirsiniz. Genellikle burada yapılan bir hata daha var. Bundan da bahsetmek istiyorum. HPLC sistemlerinde bu kolon tapaları çok önemsenmiyor. Ondan yerine parafinler sarılabiliyor. Bazen alüminyum folyo ile saranları da görüyoruz. Çaput falan bağlayanlar var mı? Onları çok görmedim ama ona benzer bunu o anlık iliştirip kapatan
arkadaşlarımızı görüyoruz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Alüminyum folyoyla ya da parafinle bu kolonların uçları kapatılmaz. Onlar için üretilmiş özel tıpalar var. Bunları kesinlikle koymanız gerekiyor. Koymazsanız neler olur? Kontaminasyonlar mümkün. Kontaminasyonlar olabilir. Oraya girebilecek herhangi bir partikülden dolayı. Ama en büyük problem bu kolonların kuruması. Silika yapıları kuruduğunda artık o kolonu kullanamazsınız. Kolonu çöpe atmanız gerekir. Uzun süre bazı kolonlar kullanılmayabiliyor. Bir yıl gibi bazen daha fazla kullanılmayabiliyor. Siz bir kolonu iki ay bırakın bir yıl kullanmayı. İki ay belki de bir ay bile kullanmasanız o silika yapı artık kuruyacaktır. Sonuç itibariyle %100 asetonitrile %100 metanolde bırakıyorsunuz kolonu. Bunlar da oda şartlarında kolaylıkla buharlaşabilen solventler. O küçük hacimde de daha hızlı buharlaşacaklardır. Kolonunuz kuruyacak ve siz kolon performansını alamayacağınız için kolonunuzu çöpe atmış olacaksınız. Kesinlikle bundan taviz vermeyin. Bu tıpalar zaten çok ucuz maliyetlerle satılıyor. Bazen kaybedilebiliyor bunlar, anlıyorum. Kaybedildiği zaman da bunları tedarik edip bir yerlerden kolonlarınıza takabilirsiniz. Bunları yedekli olarak almanızda da fayda var. Evet, dengeleme süresi. Bu çok önemli. Az önce kolon hacmi, 10 kolon hacmi, 20 kolon hacmi olarak kolonları dengelerken bahsettik. Dengeleme süresi nasıl belirlenir? Bunun bir formülü var. Bu formül üzerinden gitmek istiyorum. Ters faz kolonlarında biz genellikle 10 ya da 20 kolon hacmi olarak dengeleme süresini belirtiriz. İyon çiftlik kolonları gibi kolonlarda da daha zor şartlanan kolon türlerinde de 20 ya da 50 kolon hacmi yıkandıktan sonra dengelenir deriz. Gradyan çalışmalarda dengeleme süresini şöyle hesaplıyoruz. Diyelim ki biz 20 kolon hacmi dedik. 20 çarpı kolon iç hacmi, yani kolonumuzun iç hacmi ile kolon hacmimizi çarpıyoruz. Böyle kaç defa geçireceksek onu çarpıyoruz. Buradan kolon hacmini buluyoruz ve bekleme süresi. Az önce dival volüm olarak adlandırdığımız bekleme süresini de ilave ediyoruz. Akışımıza bölerek ne kadar süre şartlandıracağımızı bulmuş oluyoruz. Bakalım şurada bir örnek üzerinden gidelim. Analitik kolonlar için hesaplanmış bir tablo var. Bunu internette de bulabilirsiniz. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz. 250'ye 4.6 milimetrelik bir kolon için iç hacim 2.5 mililitre. Bunun üzerinden gidelim arkadaşlar. Diyelim ki bekleme hacmimiz 2 mililitre. Akış hızımız 2 mililitre bölü dakika. Kolon ölçülerimiz de 250 mililitre 4 milimetre olan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Biz burada ne kadar bir dengeleme süresi yapmamız gerekiyor? Ne kadar sürede kolonu şartlayabiliriz? Onu nasıl hesaplayacağız? Gelin beraber bakalım. Az önceki formülde ne dedim ben? Eğer 20 kolon hacmi geçireceksen bundan 20 ile eğer 10 sa 10 ile çarpmam gerekiyor. 10 çarpı Vm artı Vd bölü flow akış hızına bölüyoruz. Nedir? 254 altının iç hacmi 2.4 mililitre demişiz. 20 çarpı 2.4 mililitre artı şurada da zaten yukarıda da bekleme hacmini belirtmişiz. 2 mililitre de bekleme hacmi var. Ve akış hızımıza 2 mililitre bölü dakika olan akış hızımıza bölüyoruz. Ve 26 dakikalık bir şartlamanın bu kolon için yeterli olacağını görüyoruz. Bu önemli. Neden önemli? Bazen kolonların çok uzun süre şartlandığını görüyoruz. Yarım saat, 1 saat, 2 saat. Bazen unutulabiliyor. Yemeğe çıkarken kolonlar şartlamaya alınıyor. Yemek vakti boyunca şartlanabiliyor. Halbuki 26 dakikada siz kolon şartlamasını gerçekleştirebilirsiniz. Kolon şartlamanın uzaması ne demek? Bir defa sarf maliyeti demek. O sistem cihazın 1 saat daha fazla çalışması demek. Analizlerin 1 saat daha gecikmeli yapılması demek. Sizin de 1 saat daha fazla efor sarf etmeniz demek. Bunu yıla vurduğunuzda ciddi bir maliyet ortaya çıkıyor. Yıl ve insan sayısıyla çarptığınızda da daha büyük bir maliyetle karşılaşıyorsunuz. Bunlar önemli. Bu tabloları internetten bulabilirsiniz. Kendiniz hesaplayabilirsiniz. Mesela bu kolon iç hacmi kolon takip çizelgelerinde yer alabilir. Onlar oralara yazabilirsiniz. Ben öneri olarak bunu sunabilirim. Genellikle kolon takip metotlarında kolon takip çizelgelerinde iç hacmi vesaire yazmaz. Kolon için önemli olan birçok parametre yazmaz ama bence bu önemli. Hatta kolonun kaç dakika ve ne şekilde şartlanacağı da standartlaştırma adına yazılabilir. Bu önceden hesaplanıp bu kolon 26 dakika şu şartlarda şartlanmalıdır yazılabilir. Yazıldığı yerler var, biz onu da görüyoruz ama genel olarak bunlar yazılmıyor. Kullanıcının, analistin inisiyatifine bırakılıyor. O istediği gibi şartlayabiliyor. Süreçleri standartlaştırma adına önemli bir nokta. Bence bunlar kolon kullanım
dokümanlarına ya da siz nasıl takip ediyorsanız takip dokümanlarına bu detaylar yazılmalı ki sistemler daha çok standartlaştırılsın. Sıfır kolonu nasıl açıyoruz? Genellikle bu da çok karşılaştığımız bir şeydir ve birçok arkadaşımız sıfır kolonu açarken tedirgin olur. Acaba nasıl açacağım, doğru açacağım mı? Ya açarken bozarsam, ya benim elimde patlarsa gibi birçok soru işareti o anda hepimizin kafasında yanıyor. Bunu biliyorum. Ama şunu unutmayın, neredeyse tüm kolonlar size test edilerek geliyor arkadaşlar ve test edildikleri için içerilerinde hareketli faz, yani test edildikleri çözeltiler mevcut. O noktada işiniz rahat olsun ve genellikle bunlar %60'a 80 metanol su karışımları aralığında test edilerek size gönderiliyor. Böyle olduğu için siz direkt mobil fazınızla açabilirsiniz. Tabi burada yine şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Mobil fazınızdaki tampon oranı nedir? Burada diyelim ki %80 metanolle çalışılmış bir kolon varsa siz buna eğer çok yoğun bir tamponu direkt verirseniz yine sisteminizde kolonunuzu daha ilk açarken patlatmış olabilirsiniz ve bu çok büyük bir risk. O kolon hiç kullanılmadan çöp olabilir arkadaşlar. Onun için bunları dikkatli olarak okuyabilirsiniz. Genellikle kolon sertifikalarında var. Üreticiler internet sitelerine bunu çok yoğun bir şekilde koyuyorlar. Kolon kutularının içine koyuyorlar. En son hangi mobil faz kullanıldı? Mobil faz oranı nedir? Nede test edildi? Ona bakmanız yeterlidir. Orada gördüğünüzde şuna karar verebilirsiniz. Siz bu sisteme direkt tampon verebilir misiniz? Direkt tampon ağırlıklı bir mobil faz verebilir misiniz? Bunu kararlaştırabilirsiniz. Ama ek bir önlem almak istiyorsanız bu kolonlar genellikle 20-30 mililitre mobil fazın güçlü çözücüsüyle yani metanol, asetonitril veya tetrahidrofuranla yıkayıp arkasından yine tampon kullanacaksanız su yoğunluk, su ağırlıklı bir hareketli faza geçip o şekilde devam edebilirsiniz. Açma işlemlerini yaparken yine aynı şekilde arkadaşlar düşük akışlardan başlayıp gradyant bir şekilde normal çalışma akışınıza gelmeniz gerekiyor. Basıncı yine bir anda yükseltmeniz çok zararlı. Hiçbir zaman bunu yapmıyoruz. Hangi kolonu kullanırsanız kullanın, düşük akışlardan başlamalısınız. Hiçbir zaman yüksek akışa direkt çıkmamalısınız. Bu kolonunuzun sağlığı açısından önemli. Geçen hafta sorulduğu için bunu burada koydum ama bunu aslında ben koymak istemiyorum. Kolon rejenerasyonu için örnek bir protokol nedir diye soruldu. Bir tane örnek protokol buldum. İnternette onlarca farklı örnek protokol bulabilirsiniz. Bunlar genellikle kolon kullanım dokümanlarında yer alır. Kolonunuzu tedarik ettiğiniz üretici size kolonun rejenerasyonu ile ilgili de bilgiler verir. Oralardan faydalanmanız daha iyidir arkadaşlar. Daha doğru bilgi verir size. Örneğin bu kolonda bir reverse fast C18 kolonunda klasik bir yöntem vermişler. Demişler ki 10 kolon hacmi ile hepsini gerçekleştirin. Ne yapın? %95 su, %5 asetonitril ile tamponu gidermek için yıkayın. Arkasından THF ile 10 kolon hacmi geçirin. Arkasından %95 asetonitril su ilave uygulayın ve sonra mobil fazınıza geçebilirsiniz demiş. Bu örnek bir prosedür. Rejenerasyon işlemleri çok başarılı mıdır? Yapılmalı mıdır? Açıkçası ben bu konuda çok başarılı olduğunu görmedim. Defaatle kolon rejenerasyonunu denedik. Belki o andaki analizinizi kurtarabiliyor. Hatta birçok analizin ilk birkaç enjeksiyonunu kurtarıyor ama daha sonraki enjeksiyonlarını kötü duruma getiriyor. Bazen şöyle oluyor. Siz sabah bir başlıyorsunuz kolonu rejenere etmeye. Bu şekilde birkaç defa rejenerasyon işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Sisteme takıyorsunuz. Sistem uygunluk çözeltileriniz çok iyi geliyor. Ama kolon tabii ki artık performansını kaybettiği için siz analizi akşam çıkarken başlatıyorsunuz. Sabah geldiğinizde bir bakıyorsunuz. Tüm kromatogramlarınız çöp olmuş. Sistem uygunluk çözeltinizden sonraki tüm kromatogramlar bozuk. Bu tarz durumlarla çok sık karşılaşabiliyorsunuz. Genellikle kolon bozulduysa, yani rejenerasyon ihtiyacını artık siz hissediyorsanız, o kolonu kurtarmak daha maliyetli olabiliyor arkadaşlar. Belki kurtarabilirsiniz. Bir 200 enjeksiyon, 300 enjeksiyon daha götürebilirsiniz ama şeyi hesaplamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Genellikle ilaç firmalarında tek enjeksiyon maliyeti hesaplanır. Bu gıda tekstil analiz laboratuvarlarında da tek enjeksiyon maliyeti hesaplanır. Şunu iyi hesaplayın. 300 enjeksiyonunu daha fazla kullanmanız sizin kolon rejenerasyonu yapmanızdan daha mı fazla kar bırakıyor? Bunu hesaplamalısınız aslında. Diyelim ki enjeksiyon başı maliyetiniz sizin 1 dolar. Siz 300 enjeksiyon daha fazla kullandınız o kolonu. 300 dolar. Ama bir gün harcadınız rejenere etmek için. Sizin maliyetiniz, oradaki sarf maliyetleri ve başka maliyetler de vardır muhakkak. Eğer 300 doların üzerindeyse
kolonu rejenere etmek çok da mantıklı değil aslında. Kolonu hurdaya ayırıp yeni kolonla devam etmek daha mantıklı. Neden? Çünkü başka riskler var orada. Analiz tekrarları vesaire gibi çok çeşitli risklerle karşılaşabilirsiniz. Buradaki kritiği sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Yani ne şekilde daha karlı olacaksınız, bunu bilmeniz gerekiyor. Reçber sistemini analize hazırlayıp şartlarken nelere dikkat etmeliyiz? Organik solventleri her iki günde bir kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Yıkama çözeltileri genellikle iki günden fazla kullanılmamalı. Bu iki gün diyoruz ama bir günden fazla kullanılmamalı. Tüm çözeltileri taze hazırlamaya özen gösterin. HPL sisteminde biz ilk haftalarda anlattık. Analizinize yetecek kadar solüsyon çözelti hazırlayın. Yıkama solüsyonlarınızı da öyle hazırlayın. Mobil fazlarınızı da o şekilde hazırlayın. Ya bir yıkama solüsyonunu bazen bir ay iki ay kullanıldığını şahit oluyoruz. Bu çok büyük bir risk. Hatta şuna da şahit olabiliyoruz. Asetonitil şişeniz var bir tane. Sürekli aynı şişenin üzerine asetonitil ekliyorsunuz. Yapmamak lazım arkadaşlar bunu. Ortamdaki partiküller onun içerisine girebiliyor. Arada bir o şişeleri değiştirin. Gerekirse 2 günlük 3 günlük olacak şekilde şişe hacimlerinizi küçültün. Mobil faz hatlarınızda özellikle yıkama solüsyonlarınızın hacimlerini 1 litreden 250 mililitreye indirin ve sürekli sisteminizde taze çözeltiler dolaşsın. Taze hazırlanmış çözeltiler dolaşsın. Bu sistemlerinizin kalitesini, analizlerinizin kalitesini oldukça fazla arttıracak. Bunu da zaman içerisinde göreceksiniz. Sistemlerinizdeki hata oranı azalacak. Bu sistemleri daha hatasız kullanmaya başlayacaksınız. Özellikle yıkama çözeltileri çok önemli. Yıkama çözeltilerinizi de sık değiştirmeniz gerekiyor. Hatta taze hazırlamalısınız. Sisteme mobil fazları takarken 5 dakika boyunca 2,5-3 mililitre akışla taze solventle hatları temizlemelisiniz. Yani wet prime o dediğimiz işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra sistemde işte başta da bahsettiğimiz gibi 10-15-20 dakika boyunca hareketli faz ya da mobil faz, diğer mobil fazlarınızla ya da organik solventlerinizle dengelemeniz gerekiyor. Sihir boş çözeltilerinizi bir haftadan fazla sistem üzerinde tutmanızı önermiyoruz. Az önce de bahsettim. Olabildiğince bunları taze hazırlamanız gerekiyor. Solvent filtrelerini kir veya tıkanıklıklar açısından kontrol etmeniz gerekiyor. Solvent rezervuar alanındaki tüm işlemleri reçber sistemi şartlarken zaten kontrol etmeniz gerekiyor. Bu detayı atlamamalısınız. Filtreler tıkandığında neler oluyor? Sisteminizde hava kabarcıkları meydana geliyor, basınç kayıpları oluyor. Hareketli faz oranları doğru oranda çekilemiyor. Yani cihaz çekmesi gereken hareketli fazı tıkandığı için o hattan çekemiyor. Böylelikle sizin sisteminizde problemler meydana geliyor. Genellikle alıkonma zamanlarında kaymalar olabiliyor. Bazen hiç göremiyorsunuz peki gibi çok çeşitli problemler olabiliyor. Sisteme takıldıktan sonra hareketli faz hatlarını neler yapmamız gerekiyor? Az önce dediğim gibi 2-3 dakika hareketli faz hatlarını purge ediyoruz. Genellikle yeni sistemlerde sistem prime diye sistem yükleme şartları olan standart olarak yüklenmiş ve sistemi sizin adınıza hazırlayan programlar var. Siz start düğmesine bastığınızda sistem gerekli işlemleri sırayla yapıyor. Purge, wet prime yapıyor, hatları purge ediyor. Daha sonra seal wash, needle wash yapıyor, tüm hatları yıkıyor, enjektörü yıkıyor. Akabinden yavaş bir akışla kolondan sizin istediğiniz şekilde hareketli fazları geçiriyor. Kolon sıcaklığını getiriyor, numune sıcaklığını hazırlıyor. Sistemi hazır hale getiriyor ama eski sistemlerde bunlar yok. Bunları siz manuel yapmanız gerekiyor. Bu prosedürleri de dediğim gibi hatları taktınız, prime işlemlerini yaptınız, enjektörü yıkadınız, check valve'leri yıkadınız. Kolonu şartladınız ve ardından dedektörü şartlayıp sistemi hazır hale getirebilirsiniz. Dedektör açılımı önemli. Dedektörü genellikle ben kolon yıkama ve sistem şartlama kısmında açmanızı önermiyorum. Bu dedektörlerin biliyorsunuz ömürleri var. Ne kadar fazla açık kalırlarsa ömürlerini o kadar fazla tüketiyorlar. Onun için dedektörleri genellikle en son kolonu taktıktan sonra açabilirsiniz. Ama tabii ara bağlantıyla dedektörü yıkamanız da gerekiyor. Önce kolonu takmadan önce ara bağlantıyla dedektör kapalıyken dedektörü yıkayıp daha sonra kolonu takıp dedektörü o şekilde açıp şartlama işlemini dedektör açık bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Lambayı analizden en az bir saat önce açmanız gerekiyor ki lamba şartlanmış olsun. Kolay şartlanmıyor bu lambalar.
en az 1 saate ihtiyacınız var stabil hale gelebilmesi için. Dedektörü çevre ve ortam sıcaklığını sabit tutmak önemli. Laboratuvar şartlarımız zaten sabit olmalı. Akabinde havalandırma filtrelerinden, özellikle bu üfleme kanallarından dedektörleri uzak tutmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca o aralara konumlandırılmamalı. Dedektörlerin atık hatlarının doğru yerleştirildiğinden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve atıkların dedektörden çıktıktan sonra atık hatlarına gittiğinden emin olmanız gerekiyor. Dedektörlerde herhangi bir kabarcık olmaması gerekiyor. Bunu nasıl anlarsınız? Dedektöre yeterli miktarda şartlama çözeltisi göndererek orada hava olmadığını garanti altına alabilirsiniz. Bazen dedektör çıkışından bunu görmeniz mümkün olabilir ama bazı sistemlerde göremiyorsunuz tabii. Sistemi nasıl yıkarız? Yine dediğim gibi tamponlar uzaklaştırmak için %100 su kullanmamız gerekiyor. Yine dedektör kapalı konumda sistemden ara bağlantıyla 10-15 dakika akış geçirmemiz gerekiyor. Ardından tüm hatlar %50-50 metanol su veya izopropil alkol su ya da asetonitril su gibi bir karışımla purge edildikten sonra tüm sistem kapatılabilir. Burada HPLC sistemlerini kapatırken eğer uzun süre kullanmayacaksanız kesinlikle yüksek organik içerikli bir solüsyonda bırakmanız gerekiyor. Bakteri üremesi burada yosunlaşma gibi sebeplerden dolayı hatlar tıkanabilir. Bakteri üremesi çok sık karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle %50'den fazla su varsa çözeltilerinizde bakteri üremesi çok mümkün bir durum. Onun için organik oranı yüksek olan bir çözeltide sistemlerinizi tüm hatlarını aynı hatta koyarak, purge ederek ve belirli bir oranda akış geçirerek dedektörünüzü ve tüm hatlarınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu akşamki web seminerimiz bu kadar.